Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah sünnet ve bidat nedir? Sünnet ve bidat. Önce tabi sünnetten başlayalım. Nedir sünnet? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin 13 yıl Mekke'de, o yıl Medine'de yaptığı peygamber dönemi. Bu dönemde Peygamberimizin sözleri, fiil takrirlerini sünnet deniyor böyle. Peygamber demek ki peygamber dönemi onu kaplıyor böyle. Onu kaplıyor böylece. Mesela peygamberimiz şunu yapmış 40 yaşında, 35 yaşında, 30 yaşında o bir bağlamıyor. Ancak peygamberden sonraki dönem o bir bağlıyor böylece. O dönemde peygamberimizin üç ayrılı sünnette fiil, kabul deniyor Arapça buna, kabul yani söz, fiil ve takrir. Söz peygamberin sözleri, konuştukları böyle. Fiil peygamberin uyguladık ameller, takrir de peygamberimizin onay verdiği şeyler böyle. Üç ayrılı bunlar böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri demek ki peygamberlik dönemindeyken ne konuştuysa mescitte, yolda, savaşta, cenazede, hasta ziyaretinde, sofrada, ziyafette bunlar her sözü peygamberimizin sünnet oluyor muhtemelenler. Hadisler şu an böyle. Her sözü peygamberimizin böyle. Yani peygamber boş konuşmuyor, hiçbir konuşmuyor böyle. Bir de fiili sünnet diyor. Fiili böyle. Mesela sünnet vardır ki yalnız sözlü sünnettir. Fiil yoktur hani böyle. Yani uygulamamış peygamberimiz hani böyle. Ne gibi? Ezan gibi mesela böyle. Ezan sünnettir ama sünnet okumadı peygamberimiz. Hiç okumadı böyle. Bu sünnet oluyor. Sözlü de buna deniyor. Bir de fiili vardır. Peygamberimiz bunu hem söylemiştir ya da yapmış, uygulamıştır peygamberimiz böyle. Kendi yapmıştır böyle. Bu da sünnettir. Üstünde takriri. Peygamber bulunduğu bir yerde, toplumda bir yerde sahabe bir şey yapmışlardır, konuşmuşlardır böyle. Peygamber duymuş, bir dememiştir. Peygamber bu onay var peygamberinde. Bu da sünnettir. Eğer İslam'a uymasa onu peygamber ne ederdi? Engeller onu böyle. Kur'an'daki anlaşılması için mutlaka peygamber şart muhtemelen böyle. Anlaşılmasın böyle. Genelde Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime vardır, mücmel. Birkaç tane ayrılıyor bunları böyle. Mücmel, anlamı tam açık anlaşılmayan ayetler vardır. Bunu açık ancak Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri açıklayan bunları. Peygamberimizin aslında her sözü Kur'an-ı Kerim açıklamaktır, hadis-i şerifler böyle. Her adı şerif, bu tabi ayet-i kerime dayanır kökünden. Mutlaka dayanır böyle böyle. Hep dayanır bu ayet-i kerime dayanır bunlara böyle. Mesela tesbih çekiyoruz namazdan sonra. Sübhan elhamdülillah böyle. Sünnettir. Hakkı ayet-i kerime var mı derler. Mesela böyle. Var ama şimdi mücmel olayı böyle bir de bir işaret deniyor. Bir işaret deniyor böyle. Bir işaret böyle. Yani çok anlamı değişiyor Kur'an ahlı böyle. Velan biri vedbare sucud. Yani gecelerde Allah'a da tesbih et. Bir de namazdan sonra Allah'a tesbih et namazının sonunda. Bak vedbare sucud. Vadi kemeye geldi. Peygamber buyurdu arsın buyurdu böyle. Allah zikir namazdan sonra. Namaz bitti. Namaz zamanı yok mu böyle? Ayrı böyle. Ayrı bir mesai kalma bu. 30 defa Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah bakma böyle. 30 defa Elhamdülillah, Elhamdülillah. 30 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber. 99. Bir uzun kilometrin sonra geliyor. Güzel muhtemelen böyle. Demek ki sünnettir bu. Kimin abi bazılarımız yani haşa önemsiz görüyor sünnetleri böyle. Canıma farz değil böyle. Gerçekte
Mutlaka bir şeye dayanıyor bunlar efendim. Aklınlarım bunlar böylece. Şimdi demek ki sünnetler gerçekte Kur'an-ı Kerim'in uygulanması, anlaşılması, aleti anlaşması. Bu işin böyle buyuruyor bizlere hadis-i kerimesinde. Nisan 80. Bismillahirrahmanirrahim. Meytur fekata Allah. Mem yutu Resul'e fakat ete Allah. Men bir kimse yuti'u Resul'e. Kim ki Resul'e tabi uyarsa fakat ete Allah. Gerçekten Allah'a itaat etmiştir. Bak. Bakmadı hem de. Yani kişi peygamber uyuyor. Yani yaptığı sünnetle yapıyor bu şekilde böyle. Ama gerçekte nedir? İtaat Allah olmuş böyle. Bak. Çünkü peygamberler Allah Celle Celaluhu. Elçi peygamberler böyle. Yine böyle buraya bir peygamber göndermedi. Lütâ biiznillah. Lütâ biiznillah. Ancak itaat olunsun diye peygamber böyle. Mesela devlet yeri vali atarım böyle. Vali itaat, aslında devlet itaatı mıdır? Mesela böyle. O itaat aslında bu şekilde. Elçi bunun gibi bu şekilde böyle geliyor. Demek ki yani sünnet deyince yani haşa böyle önemsemeyelim. Yani yapılmazsa günah yok demeyelim. İtap var, itap. İtap bir nevi azarlama mahşerde. Yani peygamber ona razı olmayacak ümmetin böyle. Peygamber ona soğuk duyacak bir şey böyle mahşerde. Neden? Sünneti uygulamadı. Küçük onlara bunlara böyle. Yani bunun için her konuda darlamanın sünnetleri var, abdestin sünnetleri var, yemek yiyenin sünnetleri var, her şeyin sünnetleri var böyle. Sünnet var. Bunu da bilmek gerekiyor, bunlara gerekiyor. Bunu uygulamak gerekiyor bunları da elden geldiği kadar. Mesela sohbet önce el yıkamak. Sünnettir muhtemelen böyle. Çünkü orta çağda böyle. Çünkü yarı var insanlar. Bir de su kıt orada çölde. Öyle bir yerde. Su da kıt böyle muhtemelen. Ne yapıyor? Devesinde okşuyor. Koyunluk su yapıyor böyle. Kebe kevtu icabında böyle. Ele her şeye bulaşıyor. Al yeri gibi böyle. Bir o zaman kaşık yoktu ona böyle. Eli yine muhtemelen böyle. Eli böyle. Peygamber'in altı böyle el yıkamak. El yıkamak böyle. Üç sefer yıkamak böyle. Yıkamak böyle. Bir kere olmuyor mu böyle. Olmuyor böyle. Üç sefer böyle yıkamak. Bak sünnet muhtemelen. Hem ne oluyor? Hastalıklara bu deva oluyor. Bir de berekete sebep oluyor muhtemelen. Yemekten sonra yıkamak yine sünnet oluyor böyle. Yine sünnet oluyor böyle. Bak öyle bulaşması insana bile yıkaması yine sünnet oluyor muhtemelen. Oluyor. Tabi mesela Allah'a şükür elhamdülillah demek o da sünnettir ben yemekten sonra. Mesela bir şey giyerken önce sağdan başlamak. Ne olsa olsun böyle. Gömlek olsun, pijama olsun. Ne olsa olsun böyle. Önce sağ tarafa baktım böyle. Giyerken bu da sünnet bakın böyle. Çıkarken de soldan çıkarmak. O da sünnet. Ayakkabı tutuyorum mesela böyle. Çıkarken önce soldan çıkarmak. Sonra sağa çıkmak böyle. Mesela camiye girerken sağ ayakta girmek. Sünnet çıkarken sola çıkmak baktım. Burada da mesela olmuşum böyle. Namaz kıldım mesela. Meşri var burada olmuşum böyle. Çıkarken ne gerekiyor buradan? Sola çıkmak gerekiyor buradan da böyle. Çıkarken böyle. Hep sünnet bunlar baktım böyle. Her sünnet ne var böyle? Yani bir insan bir de ona sünnet diye yaparsak her anda bunda Allah'a itaat var. Bir de itaat var. Bunun bir de ecri sevabı var. Tabi tekrarlıyor bir de bunları böyle. Eskiden tabi kitap falan yokken daha, hatta yazı yokken bile ne varmış? Usta çırak. Ne böyle. Yani okul tabi o zaman eskiden ilk çağlarda usta çırak böyle. Mesela sihirbazı bile ne yapıyormuşlar? Çırak oluyor yanına böyle, yetiştir onu böyle. Tabi demirci neyse olmak gibi meslekler. Demirci, demirci olsun böyle. Usta çırak. Sonra ne oldu? Tabii yazı çıkınca okula dönüştü. Okula dönüştü böyle. Ama ne gerekiyor? Tabii okulun bir de her sınıfın bir kitabı vardır. Yeterse ama. Ne gerekiyor? Bak okul var. Kitap var. Kişinin kendi dilinde. Kendi kitapta var. Yeterse ama. Ne gerekiyor? Hoca girdi muhtemelen.
Yani bir insan okun tıp kitaplarını kalksın ameliyata. Olmaz mıdır böyle böyle. Bu iş demek ki böyle yani dünya ilminde bile bakın ilminde bile kitap da yetersiz. Kitap yetersiz. Mesela bir lise talebesi kitap güzel okur böyle. Ve hocasını daha iyi okuyabilir. Yeteneği vardır. Çok da okur. Hepsi anlayamaz ama yani böyle. Allah, bu ne acaba der değil mi böyle? İşte ayet-i kerimeye gelince sahabe-i kiram da Arapça biliyorlar, anlıyorlar ama yorum yapmıyorlar böyle. Ya Resulallah bu ne anlama geliyor? Hatta hac ayet-i kerimeye gelince hemen oradan bir ya Resulallah her sene mi hac olacak? Her sene mi oluyor bak böyle? Devamlı susun bakalım böyle böyle. Ömrüde bir defa mesela böyle bak. Bunun için yani peygamberi sevmek muhteremler, peygamber muhabbeti, sevgisi böyle. Hadise geliyor, bir insan ana baba, ebeveyni ana babadan, evlatlarından ve kendi canından fazla peygamberi sevmezse iman tayman değil. Yani canından fazla bakın, canından fazla. Gerek can verme gerekiyorsa canını verecek. Ya. Uhud Harbi'nde bir müşrik kul sahibi peygamber zaten böyle. Yanında Hazreti Talha bin Ubeydillah. Radhan Hazretleri böyle. Aşın beşlerden. Yok mu şey kalmış böyle. Elini kaldırdı böyle. Eli tam kopmadı. Eli çoğal kalmış. Sinir kesilmiş. Eli çoğal kalmış. Böyle böyle. Bak böyle. Bak. Elini kılıca tutuyor. Hedef. Yani düşünün kolay mı? Değil mi? Böyle. Yani kılıç kalıyor peygambere. Alıyor böyle. Başka bir şey bulamıyor. Yani kılıcı yok. Yani bir odun sopu yok. Bir şey yok karşısında. Ne yapıyor? Bir eli var değil mi öyle? Bu el kesilsin. Feda olsun Resulullah'a. Canından fazla sevmek için muhtemelen böyle. Peygamber sevmek muhtemelen böyle. Demek ki mutlaka ilimde kitap da lazım. Kitabın da hocası da şart muhtemelen böyle. Hocası şart ki kitap hocası gerekiyor böyle. Şimdi Rabbimiz ne yapıyor? Peygamber gönderiyor muhtemelen. Her ciddiğinde peygamber gönderiyor böyle böyle. Tabi son peygamber, Hatem-i Enbiya, peygamber aleyhissalatü böyle böyle. Nedir onun görevi? Üçü ayrılıyor muhtemelenler. Biri de tebliğ. Konu okuyup tebliğ etmek. Duyurmak, ulaştırmak. Yani lefsin, Kur'an lef kelimelerini tebliğ etmek böyle yapar. İkincisi açıklamak bunları. Böyle. Uygulamak ve bunlar gerekiyor bunlara böyle. Uygulamak gerekiyor bunlara böyle. Mesela rükû secde edin, Kur'an-ı Kerim'e gelir. Rükû edin, secde edin. Nasıl rükû olacak? Nasıl secde olacak? Böyle. Ne olacak bunlara böylece? Bunlar nasıl oluyor? Peygamberimizin uygulaması ile oluyor bunlar böyle. Peygamberin görevi bize Kur'an-ı Allah kitabını tebliğ etmek. Ona böyle. Açıklamasını, uygulamasını ona görmek. Bizim görevimiz peygamber tabi olmak. Böyle, ona böyle. Yani peygamberimize tabi olmak. Böyle, böyle. Yani örf, adet, gelenek bunu yıkmak gerekiyor. Ona böyle. Yani işte bizim yörede böyle. Bizim adımız böyle. Yani bir kişi örf adetini haşa sünnetini üzerine tutarsa çok tehlikeli mi? Allah korusun böyle. Mevlam buyuruyor bizlere Ali İmran 31 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul imküntüm. Kul veren bir peygamber, emir. Söyle abim. Anlat, söyle. İmküntü bunallâhe. Eğer Allah'ı seviyorsanız İnkuntum tuhibbunallâhe Celle Câlihü. Ey ümmet ashabım, eğer sizler Allah-u Teala'yı gerçekten seviyorsanız Allah-u Teala'yı, peki nasıl bu meydana çıkıyor böyle olacak? Fettebiûni fâfâ takibiye fâ cezâiye alamet-i muhtemelak. Fettebiûni o hâle bana tabi olunuz. Yani peygamber kendini söylemiyor bak. Kul var. Allah emrediyor. Ayet-i Kerim var. Allah emrediyor. Peygamber kendine bunu söyleyemiyor.
Böyle. Bana tabun diyemez değil mi? Mevlam öyle buyurdu. Kul hay Muhammed'im sen söyle, onlara söyle. Ayet-i Kerime'nin bir de sebebi nüzül var ayet-i Kerime'nin. Sebebi nüzül. Nüzül inişi. Genelde çoğunda bir sebep meydana geliyor böyle. Dedi ki müşrikler, dedi ki müşriklerim, biz Allah'a sevdim şeyler, putlara secde ediyoruz. Tapınızı bu şekilde böylece. Mevlam böyle buyuruyor bu şekilde. Eğer Allah'ı seviyorsanız fettebiuni. Fettebiuni. Bana tabi olunuz böyle. Yani sözde, yürümede, hatta yürüyüşte bakmadan böyle. Ortası yürüme ortağında böyle. Çok hızlı yürümek. Yavaş tembel o da yürüme böyle. Ortası böyle böyle. Hatta ayet-i kerime geliyor. Vakfi meşik. Yürüyüş ortak olarak böyle böyle böyle. Böyle. Ne Mevlam buyuruyor? Habib Muhammed'in söyle. Eğer gerçekten Allah'ı seviyorlarsa o zaman onlara söyle. Bana tabi olun de. Peki kim ki Resulullah'a tabi olsa ne olacak? Burada fettebu emir bu. Niye bana anlamına geliyor? Her emirde bir şart vardır mı? Her emirde. Mesela şunu yap. Yapsın ne olacak? Yapmasın ne olacak? Yani bir şart anlamına böyle böyle. Şimdi bir insan tabi olsa Resulullah Peygamber sünnetlerine yatarken mesela sana yatmak. Mümkünse odası müsaitse mesela yüzü kıbleye gelmesi. Hep söyle bunu böyle. Fakat bir de niyetten geçirme insan bunu. Niyetten geçirme böyle. Yani yatarken böyle besmele tabi. Ayet-i Kürsi filasları okuyor böyle. Yatarken böyle. Yatar ne yapar? Bir de sünnet sen niye diye böyle. Yani sünnet derken kişi sana yatar. Böyle. Olmazsa bu alttan niyetine göre muhtemelen. Ameller niyete çoğalabiliyor. Çoğalabiliyor muhtemelen böyle. Mesela bir insanın çıkıp camiye gidiyor, namaza gidiyor böylece. Ama niyeti önce bir kahve edecek, evden çıkarken ondan sonra cami edecek böyle. Bu ne oluyor? Kahveye kadar niyeti kahveye. O cami olmuyor tabii böyle. Direkt cami olacak niyeti yani böyle. Şimdi bu emir dedik burada. Peygamber'e tabi olmak arasında sünnetlerine bir. Her şey de böyle. Yemede, içmede, mesela güzel çiğnemek lokmaları, lokma pek büyük yememek muhteremler böyle. Mümkün olduğu kadar çeşitli azaltmak böyle. Yani çeşitli çok yapmamak elden geldiği kadar. Yuhibbukumullah. Allah sizi sever. Bak. Eğer siz Mevlam biliyor, benim Resulüm Habibime tabi olursanız, Allah da sizi sever. Yuhibbukumullah. Allah sever. Ya. Demek ki Allah sevgisi de peygamber tabi olmaya bağlı bak muhtemelen böyle ya. Sen peygamber dışla efendim var Kur'an Müslüman sapıklar Kur'an Müslüman zaten böylece. Yani peygamber dışlıyor ki yani kendi peygamber yeri. O zaman peygambermiş. Şimdi bu sanki peygamber sanki muhtemelen böyle. Ve yapmasını bekliyorum. Ve gün Allah bağışlar. Allah gafur, Allah gafurdur, rahimdir. Hem Allah kulunu seviyor, bir de kul Allah günahlarına mağfiret bağışlıyor. Yani her sünneti işlediğinde insan farkına değil, insan bilincine değil, kışanda tevbi etmiyor. Ama sünnete sünnete tabi oluyor, bir de günahına bağışlanıyor. Ne nimet aldın böyle ya, nimetine böyle. Yaslama sünnetlerinin mesela böyle, her şeyin sünnetleri bu şekilde böylece. Yani kim efendim bir farzı kılıyor mesela, yeter diyor böyle. Yani şaşıyorum bazen ya, ne bileyim yeti ne biliyorsun böyle ya. Nerede belli yeti, mahşede bir hocam, mahşerde ya. Dağıtılır sahabı günah ya. Hele günümüzde, bu çağımızda muhteremler, yani bizim bir hatını daha çoğaltmamız gerekiyor bahtemizi böyle. Eşine kalan hep kapalı. Çarşılık peşin altı böyle.
Kadın görmez ki görmüyor muhtemelen. Erkek kadını evinde görüyor, eşini de görüyor muhtemelen böyle. Şimdi beraber çırçılıp beraber muhtemelen böyle. Çırçılıp bu şekilde böylece. Yani nereye baksak günah günah yazılıyor muhtemelen böyle. Müzik bir taraftan, o bu taraftan, bu taraftan böyle her alabere dolabere muhtemelen böyle. Günahlara böylece. Ne yapma gerekiyor? Sevabımızın mahşerde ağır gelmesi için sevabın biraz çoğalması gerekiyor. Peki fazla yapma vaktimiz yok ama yaptığımızı güzel yapalım. Yaptığım böyle bak. Yaptığım böyle. O anda muhtemelen böyle. Mesela kadın vardı muhteremler. Eve malzemeye getirirsin. Unu, yağını mesela neyse artık böyle. Bir börek yapacak, bir şey yapacak mesela. Malzeme yazık eder. Malzeme muhtemelen. Yok pişti, pişmedi, şir oldu, böyle oldu, kabarmadı, uyuştu kaldı, şu oldu bu şekilde böyle. Ziyade muhtemelen böyle. Öyle kadın var, az bir hamurdan öyle kabartır yaparken böyle parmağı yalarsın muhtemelen böyle böyle. Mesela namazlarımızı daha güzel kılsak muhtemelen böyle. Sünneti uygulasak tam manasıyla. Namazı mesela okuyun Sübhaneke. Sünnet muhtemelen böyle. Ama ne anlamı var böyle? Oraya lazım işte o. Lazım muhtemelen böyle böyle. Namaz ağır. Ağır namaz. Yük muhtemelen böyle. Daha da korku namazı kabul etmekten. Şimdi ne gerekiyor demek ki? Yani sünneti böyle güzel yapma muhtemelen böyle. Okuyan böyle. Mesela uykuda secde mi yapan? Sübhan Rabbil Azim yavaş muhtemelen böyle. Rükûya vardıktan sonra ama. Allah'a bir rüküye vardık. Yerleştik. Ondan sonra başlayalım böyle. İnekeme değil böyle. Ayakta Allahu Ekber. Avuç parmağı açık böyle. Dizimizi kapladık. Tam rükü aldık. Onu üst sefer en aşağı. Sübhane Rabbil Azim. Yavaş böyle. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Üst sefer yavaş. Sübhane Azim. Allah'a. Yazık oluyor malzemeye. Ya. Buna ya yazık olmadan böyle ya. Yazık olmadan böyle ya. O ne kadar değerli mi Allah'ın ismini Sübhane bak. Demek ki ya. Yani mizan dartamıyor bunları mahşerde. Tam diyor şey bunlara böyle. Yine bizim Mevlam buyuruyor. Peygamber ilgili olarak böyle. Bismillah. Azap 21'de bu da. Lekaleküm Resulullah. Lekaleküm sizin için Mevlam buyuruyor. Vardır buyuruyor böyle. Burada lekad kad kelimesi fiilin bazı yönüne gelince kesin anlamına geliyor böyle. Mesela kad kâne. Kâne tam oldu yaptı. O anlama geliyor mesela. Başta kad geldi mi kad kâne, kad kâle. Mutlaka dedi bunu böyle. Bir de bunun başında lam geliyor. Bu da tekit. Bir nevi kasem yemini dönüşüyor böyle. Lekakan leküm senin için vardır. Allah buyuruyor. Firisü Resulullah da böyle. Üsvetün hasenet. Üsve hasenet. Üsve hasenet. Üsve önder. Uyacak kişi. Üsve böyle. Numune. Lider. Nasıl lider? Hasenetün en güzel. En güzel önder peygamber efendim. En güzel önder efendim. Her konuda madem böyle. Mesela yedim yıkanamada, şu ağa dişleme, fırsatı mesela misvakta. Hatta tuvalette muhtemelen de. Ve tuvalete girerken duvar mı varsa, tuvalete girerken de, çıkarken de, cami girerken de, çıkarken de, bak muhtemelen böyle. Nasıl çıkıyorsun camide böyle? Okuma gerek. Girerken okuma, şey yapmak böyle böyle. Yani ne kadar bunları belirsek o kadar ne oluyor muhteremler. Yani ayrı bir vakit ayırmıyoruz bunlara. Ama sevap ne oluyor? Çoğalı muhteremler. Sevap çoğalı muhteremler böyle. Demek ki en önder bize hasene, üsve-i hasene Resulullah Peygamber. Hatta mesela
tıbbi ilimde bile böyle, sağlık açısından böyle böyle ve peygamber muhtemelen böyle böyle. Bir Roma imparatoru bir doktora gönderdi Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Ömer'in zamanında o imparatoru Ömer'e Hazreti Ömer'in zamanında meşhur bir doktorunu gönderiyor. Medine-i Münevvere'ye geliyor. Bir yıl bekliyor. Kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor. Halifeye geliyor. Ya Ömer beni buna imparator gönderir. Roma imparatoru beni gönderdi. Bir sene buradaydım. Kimse gelmedi bana. Burada hasta olmuyor mu kimse böyle? Ya olmadı bu hasta böyle. Neden? Bir peygamber sana uyuyor bu şekilde böylece. Sadece onu muhtemelen böyle. El yıkamayı, şu azıcık çakalmayı, yatarken az çakalmayı mesela bak. Hatta ablamı yatarken muhtemelen böyle. Hele ağız çalkalamak muhtemelen böyle. Yani günümüzde anlaştı bunlara böyle. Kişi mesela abucunu yiyor böyle, oturuyor ve yatsan sonra ekran başında yani bilgisayar başında abucunu yiyor böylece dışarıda kalıyor bunlara muhtemelen. Kalıyor bunlara böyle. Ne oluyor yatarken? Tabii dil hareket etmiyor. Ağız duruyor. Mikropların, bakterilerin biraz da tam içinde bir yuva bu tane böyle böyle. Bak böyle böyle. Bunlar böyle böyle. Bak ağız çalkalamak bu tane. Absalmak hatta böyle. Tabii bunların sayı bu şekilde. Bir de şöyle buyuruyor. Biz diyor acıkmadan yemeyiz. Önceki gıda hazm olacak. Sindirecek. Bir de boşalacak. Yani bugün günümüzü tabirle kamyon eşliğinde boşaltacak. Ya kamyon gelmiş, da eşeği boşaltmıyor ki, da yıkıyorsun böyle. Karıştı gitti, muhtemelen. Olmaz muhtemelen. Önce eşeği boşalt böyle, bir de boşalacak muhtemelen. Biz diyor, acıkmadan yemeyiz, bir de boşalacak. Boşalt böyle. Bir de acıkmadan böyle. Bir de doymadan kalkarız ya muhtemelen. Doymadan kalkarız muhtemelen böyle böyle. O zaman bu işe derin orada. Zaten mide, beyin 20 dakika sonra böyle doyumlu, sinyalli. İnsan anlam verirken muhtemelen. Hele sevdiği bir şeyse, ya da acıkmışsa, acele atıyor bu şey böyle. Mide 20 dakika sonra veriyor sinyali, sen doydun, çoktan doydun böyle. Bakıyor, germek, aramak, bak koladır, maladır, şunlar, bunlar artık onlara böyle, sıkıntı. Böyle. Yük yazdın muhtemelen böyle. Araba çekmiyor, attın kamyona. Bizler tabii peygamberi göremedik muhtemelenler. Layık değilmişiz yani böyle. O döneme. Asla teber tabii. Elhamdülillah sünneti yapmaya çalışalım şimdi. Şimdi Mevlam buyurdu. Resulullah da bizim için üsve-i hasenedir peygamber. Önder. Böyle. Önderdir. Azıcık devam ediyor. Kim Allah'a peygamber ümederse onlar için muhtemelen. Gelelim inşallah biraz da şimdi bidatlara gelelim inşallah. Vakit biraz daha daralıyor. Buyurdu Aleyhisselam'da Peygamberimiz Allah'ın Hazretleri Aleyküm bir sünneti. Bu Peygamberimizin bir nevi veda konuşmasında böyle. Fü aleyküm bir sünneti. Üzerine düşen sünnetimi yapıyorsunuz. Sünnetime. Resulü Raşidin'in Mehdi'yine. Bir de Hulefe Raşidin'in sünnetlerine yapıyorsunuz böyle. Hulefe Raşidin'in de böyle. Hulefa halifenin çoğulu. Dört halife biliyorsunuz böyle. Onların yaptıklarına da peygamber kefil. Hulefe Raşidin'de. Halife dönemi 30 sene peygamber böyle. Hastalığı şehit olduğu günü 29,5 yıl olmuştu. 6 ay kalmıştı 30 yıl olmaya böyle. Oğlu Hasan oldu, halife oldu. 6 halife yaptı. 30 tamamladı muhtemelen böyle. Ondan sonra başladı saltanat dönemi böyle. Başladı. Peygamber mesela Hasan Muaviye onlar bir kere olmuş peygamber böyle bak. O böyle. Üzerinize düşen göreviniz benim sünnetime Hulefa-i Raşid'in sünnetini yapışınız.
Aldu aleyhe bin nevacizi. Buna sarılınız böyle. Aslında adlı ısırmak. Nevacizi yan dışarı böyle. Yani dışına kapı kusurunuz gibi böyle. Böyle. Sünneti yapışın sünnetine böyle. Ve yâküm ve muhasir umur. Ve yâküm. Sizi sakındırırım böyle. Neden? Bidatlardan böyle. Çıkan yeni uygulamadan sakınmadan böyle. Dine sokulan ama muhtemelen böyle. Bidat yani böyle. Fînkün bidatın dalaletin. Fînkün bidatın dalaletin. Her bidat dalaleti sapıklıdır muhtemelen böyle. Fînle külle bidatın böyle. Her bidat dalaleti sapıklıdır böyle böyle. Hangi bidatlar? Dine sokulan ama muhtemelen böyle. Yani teknoloji değil bunlar böyle. Mesela esne yürümüşler deveyle. Şimdi arabaya gidiliyor. Bu bidat değil muhtemelen böyle. Esnilmişler mesela kamış kalemle. Kamış böyle kesmişler böyle. Suya batırmışlar. Şimdi bilgisayar var muhtemelen mesela. Böyle bırakır kalemde. Ne aramışlar gibi böylece. Buna değil bunlar. Dine sokulan. Yani dinin korunması gerekiyor. Olduğu gibi dinin muhtemelen böyle. Yani bu konuda bakın peygamber. Bu konudaki hassasiyeti muhtemelen böyle. Mesela bir insan farz namazı kıl 4 rekat, öğle namazını dinle böyle. Yine sünneti var. Onu da ilave etsin. 6 kılsın olur mu? Olur muhtemelen böyle. Farzı kılacak, selam verecek. Yani farz ümre karışmasın muhtemelen böyle. Mesela Ramazan'a karşına bak mekruh muhtemelen böyle. Ramazan'a karşı şabanesine koştulmuyor bir iki gün kadar Ramazan'da. Mekruh oluyor böyle böyle. Neden? Ramazan'a evvelle bir şeye karışmasın. Yine Ramazan bitti mi bayram oruçlamak da haram oluyor. Yani Ramazan'ın başından belli olsun. Bu bakın böyle böyle. Yoksa biri 3 gün önce başlar, bir hafta önce başlar, bir ay önce başlar, bir ay önce başlar. Bayram belli olmaz. Genç tat bu şekilde karışır gider bu trende. Din beni bozur işte ben bak böyle. Yani dini beni koruma gerekiyor diye böyle. Dine bir şey yeni sokulu böyle. Mesela dur harbi yapılmıştır böyle. Hasemez onun terörler cemaate başladı böyle. O sünnet bak böyle. Peygamber'e keyif alıyor bana böyle. Hey bidat. Dalaya sapıklı böyle. Min ateşte fi emrina haza. Mahallese minhü. Buyur Ali Piyasası böyle. Bir insan bizim bu işimizde, dinimizde, emrimizde böyle. Buna bir şey yoksa mahallese minhü. Dinde olmayan bir şey ilave etse buna. O kadar çok ki muhtemelen böyle. O kadar çok ki böyle. Her dönemde, her çağda, her yörede çok çok bunlara böyle mesela. Mesela bir namaza baksa ki camide 40 tane bidat muhtemelen böyle. 40 tane bidat böyle böylece. Hatta böyle yapıyor Hazretleri. Öyle bir zaman gelecek ümmetimin başına. Kim sünneti uygulamaya kalkışsa toplumda garip kalacak. O bakacak, boy mu bakacak, ya bu adam ne bu? Böyle. Kim bir daha sarılsa herkes ona uyguluyor böyle. Mesela kesin camiye gitmiş. Ezan okumadan önce gitmiş camiye, oturuyor böylece. Kur'an okunmuyor, sohbet yapılmıyor. Ezan bitti mesela. Kalkar sünneti kılar. Kılar mı kendini böyle böyle? Bakıyorum mesela camiye. Bakıyorum cami mesela. Camada kılırk yani böyle. Sebep okuyor zamanlarında böyle. Ezan bitiyor mesela böyle. Müezzin onda yoksa bir şeyde. Ya birisi konuştuğu icabı işte böyle. Cama korkma kalkıyorlar. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bir de. Çoğumuz Allah'ın saadeti çürük mü? Hemen kalkamadım. Ya bu nasıl sarf olur mu tabii böyle? Var mı böyle bir şey yoktu mesela böyle? Hadi bir amış böyle demedim bu tabii böyle. Yapma da böyle. Elinde okumak mesela cemaatle mekruh mu? Bidat mı tanımda böyle bu? Yani normal ezan okunsa bile. Yani merkezde zaten caiz değil. Ezan normal okunsa bile cam yapmak bidat mı tanımda böyle? Peygamber yapmadı böyle bir şey mi tanımda böyle? Sonra mesela müezzin tesbih çektiriyor bak. Komutla. Komutla böyle veriyor. Şimdi namazdan sünnet oluyor tabii. Ondan sonra hele yatsa mesela son sünnet var. Vitri namazı var böylece.
Cemaattan bazısı namazı daha düzgün kılmaya uğraşıyor. Güzel okuyor mesela. Kıraatını güzel yapıyor bunların mesela rükün serisinde böyle. Tabii hemen yetişemiyor imamla beraber. Şimdi şart değil zaten böyle. Bir aldı elini mikrofonu. Sümallah, sümallah, şunu bağırma, çağırma muhtemelenler. Namaz kılan şaşırıyor bu zaman böyle. Bunu cemaat kendi yapsın değil mi ben böyle böyle? Kendi çeksin böyle. Sümallah, elhamdülillah. Kimi yavaş çeker, kimi hızlı çeker değil mi böyle? İstediği bir şey istiyor İslam'da böyle böyle. Yani o kadar çok bidatlar muhtemelen. Her şey sağ muhtemelen bir Allah korusun böyle. Fevve reddün lifali li butani bak. Fevve reddün böyle. Bir insan bir bidat yaparsa ondan kabul olmaz. Ne işin? Libutlani diyor. Bahtı olduğu için, dinde olmadığı için böyle. O merdut. Yani geri atır kafasını al bakalım. Böyle. Demek ki bidat yapan kişi yani o kusa da hayır yapsa Allah'ın kabul etti muhtemelen böyle. O böyle. Neden? Sünnetine giderdiği için. Din yozlaşıyor. Yani böyle. Din aslı kayboluyor. Yani böyle. Neye benziyor bunlar böyle? Mesela tarlalarda, bahçelerde bazı bitkiler vardır, otlar vardır, böyle zararlı otlar vardır. Böyle. Biraz arikotu vardır. Çabuk büyür. Bu ne yapar? Eğer bu zamanda hemen kökünden çıkarılmazsa, değil mi öyle? Bütün bahçeye, tarlaya basar bu tane böyle. Asıl bitkiler yetişemezler kalınlar böyle. Yani bir de daha şu anda oluyor böyle, sünnetler garip kalır bu tane böyle. Sen garip kaldı sünnetler muhtemelen böyle. Yani onun için bak demek yapılsa bir daha tahmin oluyor böyle. Böyle reddün, merdut. Allah'ın gelişiyor al bak. Kabul muhtemelen böyle böyle. Allah'ın emri o kadar yeteri gidiyor bizlere böyle. Asya kavmi bidatı illa rüfüve misliha mine sünneti. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Nerede bir bidat girerse dinde üstünde götürün bakak ki. Müslümanı götürür muhtemelen böyle. Kişi camiye girdi. Ezan bitmek üzere. Oturmaz. Ezan bitti ne yapar değil mi? Hemen namaz durur muhtemelen böyle. Kim ne yapıyor? Ezan okurken camiye gidiyor. Oturuyor. Hatta ezan bitmiş oluyor bazen böyle. Yani görüyor bu şekilde. Ezan bitmiş oluyor. Camiye giriyor. Ama namaz durmuyor sünnetine böyle. Oturuyor. Niye? Allah'ın dersi muhtemelen bak. Girişte oturma namaz kılma sünnet halbuki muhtemelen böyle. Yani namaz değilse tevhidin beşik namazı var. Vakit namazı varsa vakit namazı kılınır böyle. Mutlaka bidat müsünneti götürüyor bak muhtemelen böyle. Bülvar Samaz Peygamber'in hadis-i şerifte, Muvatta'da hadis-i şerif muhtemelen de onu almamıştım buraya da. Dinin elden çıkışı, yani dinin yozlaşması, aslına getirilmesi. Peygamber örnek veriyor bizlere halat. Biliyorsunuz halat oluyor. Gemileri bağlıyor böyle. Bire gibi kalınıyor böyle halat böyle. Halat birden kopmaz diyor böyle. Ne olur? Lif lif kopar. Lif lif böyle. Halat tek bir şey değil böyle. İnce böyle. İpik gibi ince böyle. Açtığın üzere kopar 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 bu şekilde böyle. Sonra kopar gider mutlaka böyle. Yani sünnetlerin terkiyle din Allah korusun elden çıkar mutlaka böyle. Yani gerçek dinin bilinmez, ne olduğu bilinmez böyle böyle. Öyle ameller var ki böyle, o kadar bidatlar sarmış bu şey böyle böyle. Mesela cenaze yerden çıkacak, ondan sonra hem onu çamaşır yıkarlar. Ya niye onu yıkarlar onları böyle? Yok hemen alır onu yıkarlar onları. Eğer birine vereceksen fakire, temiz verirsin, o başka böyle. Ama böyle bir şey olmadığı halde ne yapıyorlar böyle? Ölen kişi hemen şeyi yıkıyorlar muhtemelen. Evi de süpürüyorlar. Bakın böyle. Evi temizliyorlar böyle. Şimdi günümüze gelince bidatlar yaygınlaşıyor günümüzde. Var ya bu sosyal medya, internet ortamı. Tabii ayrı kullanılırsa fazla oluyor. Şerif kullanılırsa şer oluyor muhtemelen böyle. Ne yazık ki böyle Müslümanlar da
Müslümanlar ne yapıyorlar? Bir şey yapıyormuş gibi bunu yapmaya çalışıyorlar böyle. Biri bir şey uyduruyor sonra dinle ilgili böylece. Onu hemen yayıyorlar muhtemelen. Mesela biri günümüze örnek vereyim böyle. Safra'yı. İşte böyle. Ne olacakmış? Efendim senin baş çarşamba günü para koymuş, alın altına koymuş muhtemelen böyle. Yeni çıkarmış muhtemelen. Orada kalacak. Böyle son çarşamba bunu verecek fakirlere. Şu olacakmış muhtemelen. Vallahi bile yalan muhtemelen. Hatta birine diyor, hadis var bu konuda demiş muhtemelen. Demiş, hadis var bu konuda demiş muhtemelen böyle. O hepten beter. Böyle bak. Allah korusun muhtemelen böyle. Şimdi demek ki bu muhtemelen internet ortamında, bu sosyal medyada her zaman çıkıyor bunlar böyle. Her zaman çıkıyor bunlar böyle. Şunu okusan, şunu yapsan, şöyle yapsan, böyle yapsan. Aslında bunlar da başıboş değil muhtemelen böyle. Yani bir merkezden çıkıyor bunlar. Böyle. Yani dini işten yıkmak muhtemelen. Karıştan fethetmek. Böyle turbo atları. Ona benziyor muhtemelen böyle. Buna benziyor muhtemelen bunlara böylece. Ama ne yapıyor? Müslümanlar ayakta bunlara böyle. Bunu Peygamber Ebu Davud Hakim'de Kâb-ı Bilmer'i ismen. Kişiye gün olarak yeter. Peygamber böyle. İnsana, kişiye gün olarak yeter. Başka olmasa bile günah böyle. En iyi adı ise bir kilo masem ya. Her duyduğunu, her gün bunu naklederse buna yeter günah böyle. Araştırmadan. Ya açık zorundayım böyle. Herkes yazıyor bunu böyle. Yani sapı da yazıyor. Kasete yazıyor böyle. Gafil yazıyor. Alet olur bunlara böyle. Bir de bir yazıyor bunlara böylece. Demek ki bir insan internette böyle sosyal medyada muhteremler her duyduğunu araştırmadan, ehline bunları sormadan, araştırmadan bunları hemen bu da başkanı bunu verir mi değil mi? Çevresine. Bu da onu kapıda bunları verir, bunları verir, altı onları bunları verir. Peygamber buyuruyor. O kişiye gün olarak bu yeter. Her duyduğunu araştırmadan bunu yayarsın muhtemelen böyle. Araştırma gerekiyor muhtemelen böyle. Bir de şimdi hadis diyorlar bana. Hadis var bu konuda diyorlar böyle. Hadis diyorlar böyle. Bu daha tehlikeli. Yani bir söze mi hadis demek ya bu konu hadis var demek kesin adı olduğunu bilmeden çok tehlikeli muhtemelen böyle. Buyuruyor Peygamber Hazretleri. Hadis'e bakın Buhari'de yahut Nisa'yı İbn-i Mace'de. Dört kütüphaneden birinde böyle. Men kezebe aleyye müteammiden. Men kezebe aleyye müteammiden. Kim diye karşısından bana yalan uydurursa. Peygamber bunu söylemediği halde, hadis olmadığı halde, hadis var derse, hadis derse. Ferim ve makudu minandar. Ağzına yerini cehennem yerine azalsın böyle. Feriyete be ve. Hazırlasın. Bakkadu minanlar ateş yine hazırlasın. Yani yeri cehennem bakın böyle. Cehennem yine hazırlasın böyle. Yani ehli cehennem yani. Böyle. Çünkü peki iftira bu dini yozlaştırır muhtemelen böyle. Dini iftira. Allah iftira muhtemelen böyle. Yeter böylece. Yani bilhassa yani uyumak ile mühim kardeşlerimiz muhtemelen böyle. Böyle bir şey yayınlanınca uyurmak gerekir bunlara böylece. Hem hadis varmış, bu işte olmaz muhtemelen böyle. Hadis kolay muhtemelen böyle. Hatta her kitapta hadiste inanılmaz bu şekilde böylece. Hadislerin kitapları vardır, muteber, elden geçen böyle, ulema tarafından süzülen. Mesela İmam Buhari'nin, ya Müslim'in böyle, Kütüb-i Sitte gibi böyle, hadisler var kitaplarından böyle. Yani bu hadisleri şu kitapta var mı böyle? Şurada var mı bu şekilde böylece? Eğer bir hadis kitabında yoksa, muhtebe kitapta yoksa bu şekilde kabul edemez bunlara böyle. İnanmama gerekiyor bunlara böylece. Bul yerini o da sonra bu şekilde böyle. Şimdi hadis-i şerifler muhteremler o kadar sağlam hadis-i şerifler
Tabi sahilde de bunların da. Çeşitli de bunların da böylece. Hadis söz anlamına gelir. Sözlükte söz. Hadis-i şerif yani en şerefli söz. Kimin sözü? Resulullah'ın sınıfına bak. Hadis-i şerif böyle. Peygamber'in sözleri hadis-i şerif böyle. Bunları çok titizlik uygulamışlar bunlar muhtemelen böyle. Yapmışlar. Bunların en başta İmam Buhari gelir muhtemelen. İmam Buhari tarihi gelir. Buhari kendisi böyle. Buhari tarihi gelir böyle. Şimdi bunun kitabı en muhtemel kitap. Hadis'te böyle. Bu İmam Buhari hatırı için değil ama. Yani böyle. Ne demişler? Filan evliya demiş. Olmadı. Evliya bile olsa bir şeye dayanıyor muhtemelenler. Nasıl oluyor belki bu? Hadis-i şerifle mi kestim doğru. Nasıl doğru muhtemelenler? Şimdi hadis-i şerif Peygamber adına çıkan sözler muhtemelenler böyle. Bunun iki kolaylığı bu. Metin ve senet. Metin senet böyle. Peygamber çıkan sözler ona metin deniyor. Metin. Hadis-i şerif metni. Bu kelimeler, özgür bunlar böyle. Senedi onu rivayet edenler. Yani Peygamber'i kim duymuş? O kime söylemiş? Nereye kadar? Kitap yazıncaya kadar. Bu konuda en hasta İmam Buhari olmuş muhtemelen böyle. Önce hadis-i şerifle böylece. Tabi ona gelince kadar 4-5 tane kişi var giriyor ama çoğalıyor tabi böyle. Söyleyeyim böyle. Ali İbni Ömer'e mesela. Anlafi, bunu bu şekilde böylece. Bundan sayı bu şekilde böylece. Şimdi oluyor İmam Buhari'nin kitabını inceleyen o dönemin muhaddisleri. Bakıyor ki muhteremler gayet senedi sağlam. Şimdi hadis naklinde 5 şart vardır. Hadis naklinin kişi hakkında 5 şart var böyle. Yani Müslüman olmak, bir de adalet de böyle. Adil olmak. Nedir adalet? Yani namazını kılan, İslam'ı yaşayan, haramdan sakınan, yalan konuşmayan. Kişi mesela o kişi işte yalan söyledi, duyulmuş, yakalanmışsa adalet alınmaz muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. İmam Buhari bir gün hadis-i şerifi aramaya dünya gezdi böyle. Orta göre gezdi muhtemelen. Söyler de adı çok bilen ama bu göre de bir çobanlık yapıyor ama tabii gerçi ilim varmış böyle hadis-i şerifte böyle. Ona gidiyor. Oturup karşısına bekliyor şimdi çobanın durum bakıyor muhtemelen. Karşıdan bakıyor böyle. Bir koyun bir ayrılır sürüden. Tal yani gel diye böyle avucuna bir şey varmış gibi koyuna. Koyun geliyor bakıyor avucunda bir şey yok. Böyle kalkıyor dönüyor. Ne oldu efendim? Bu yalancı bu. Koyunu kandırdı. Bunun adı alınmaz muhtemelen böyle bak. Koyunu kandırır muhtemelen böyle. Yani yalan bir defa bile söylemiş bu tutulmuşsa demek ki söylemişse yine söyleyebilir muhtemelen böyle. Bir de hafıza gücü olacak bu sağlam. Unutkanlık olmayacak bunda. Mesela 20 sene sonra unutkanlık girmeye gelin böyle. Bu da kabul edemez böyle. Bunlar bilecek. Sonra raviler, ravi de onu etkilerine böyle. Dibini gördün bunlar. Mesela bir tebi-i tabi'in peygamberimizi görenler sahabe. Onları görenler tabi'in görenler tebi-i tabi'in oluyor. Üçünü basamak. Derece oluyor böyle sınıf. Mesela bir tebi-i tabi'in sahabeden naklediyor. Kale aleyye Enes mesela diyor. Kale Enes mesela böyle. Enes bana söyledi bu şekilde böyle. Yani. Olmadı. Neden? Bu tabi Enes'i görmedi ki bu. Onun görseydi zaten tabir olurdu. Demek ki ya bu yalan söylüyor ya da başka biri var. Meşhur değil bu sefer böyle. Kim o bilmiyor. Bu da alınmıyor tamam böyle. Yani hadis-i şerifte bir de bunlar birini görecekler. Yani muhaddisler muhtemelen böyle. İlk ilmi hadisi uğraşanlar böyle. Uğraşanlar. Buna kitabı geçirmeye çalışanlar ne yaptılar böylece? Bütün bu ravilerin hayat inceliyorlar. Mesela filan sahabe yaşadı Şam'da.
Hazreti Ebu Derda mesela böyle. Hiç Basra'ya gitmedi. Basra gibi bir şey gitmedi, Şam'a gitmemiş bu şekilde. Onda rivayet ediyor. Onu görmedi bakma böyle. Yani günümüzde bu uygulaması geçti bu arada. Bu kadar hassas bu muhtemelen böyle. Hatta iştihatta daha da farklı iştihatta muhtemelen böyle. Şimdi mesela ilmi hadiste. Bunlar uzmanları adı muhaddis derler. Muhaddis. Ezber bir adı. 100.000 adı bilir. 100.000 adı bilir. Seni beraber bilir böyle. Bilir böylece. Bunların görevi hadislerin sıhhati. Yani sahih olması böylece. Bir rivayede biraz şey oldu mesela. Her bakın iyiydi böyle. Son zamanlarda bir unutkanı geliyor böyle. O sahih olmaz böyle. Hasar olabilir ancak böyle böyle. Bir aşağıya bile böyle böyle. Yani zayıf olmuş hadisler oluyor böyle. İştihatı daha farklı muhtemelen böyle böyle. Daha farklı. Mesela bir sahabe buyuruyor. Bir konudan mesela iştihatta. İştihatta. Ama orada bulunmuş sahabe. Sahabedir. Hak doğru tamamdır böyle. Adil hepsi onu kabul ediyor bunların böyle. Ama onlar bulunmuş orada böyle böyle. Bir de orada bulunan söylüyor. O kabul edilir muhtemelen böyle sahabe böyle. Yani Buhar Hazretleri Bağdat'a gitmiş. O dönemde tabi o dönemde İslam aleminde nur gibi parlamış, yıldız gibi parlamış. Herkes biliyor kendisi böyle. O dönem Peygamberimizin yaşadığı döneme yakın olduğu için daha az saadetin nurları daha parlıyor. Heyecan devam ediyor o dönemde böyle böyle. Yani Resulullah'tan bahsetmek, hadisinden bahsetmek o dönemde şimdiden benzeyen muhtemelen böyle. Bir de halı cemaatimiz mesela Medine'de hadis okumak başka muhtemelen değil mi? Hadis Medine'de. Vallahi başka muhtemelen böyle böyle. Böyle benzeyen muhtemelen böyle böyle. Yani Medine Münevvere'de hadis okurken muhtemelen orada böyle sanki asıl saadet değiliz muhtemelen var. Orada böyle. Medine Münevvere'de muhtemelen. Yani mesela Türk o hava olmuyor muhtemelen böyle. Daha çok sene geçiyor burada muhtemelen böyle. Bu Hazretleri Bağdat'a gidince haber vermiş. Haber yayılmış Bağdat'a. 10 tane hadis ulaması muhaddis bir araya geliyorlar. İmam Buhari'yi imtihan işte hafızasını. Yani kuvvet hafıza vardır bir. Yani akıl üstü. Zeka yani şu farklı bir yapı yani böyle böyle. Yani süperde geçiyor. Kelime yetmiyor buna böyle. 10 tane muhaddis kara veriyorlar böyle. Bir başlayacak, onunla sokacak böyle. Ama senedirle beraber. İşte o Ömer'den, şundan hadisler geçecek böyle. Tam bitiriyor. Cevap vermeden öbür başlayacak böyle. Başlayacak. Ama ne yapacaklar? Karışacak bunlar mı? Yıkarsan böyle böyle. Hadisler olacaklar. Ama senetlerin karşısında böyle. Karşısında böyle. İmam Hazretleri Bağdat'a girdi. 5 yılda 2 saatte oldu muhtemelen bir. İzdihamdan. Altı yılını görmek için muhtemelen böyle. O kadar muazzam bir şakir bir izdiham kendisine. 2 saatte yine gitti böyle. Oraya o meclise gitti. Ve ayağın tozuyla yani daha nefes soluklanmadan hemen bunu şey yaptı şimdi böyle. Yani yorgunken başı derken böyle. Yine işte ya imam ben hadis okuyorum birkaç tane. Ay varım yanlışım senedinde şeyde metinde böyle. İkra diyor. İkra diyor, oku bakalım diyor. Tabii 10 tane okuyor böyle. Hadis de okuyor ama senedine karıştırıyor mesela. Hazreti Ömer'inki Hazreti Ebu Bekir diyor mesela şunu böyle. Bunlar karışıyor bunlara böyle. Hepsi 10 tane karıştırıyor böyle. Tam bir tane cevap verecek öbürü başlıyor. Yani ben okuyorum. Oku bakalım. 10 tane okuyor. Tam onu cevap verecek öbürü. Oldu 100. 100 adı şerif okunuyor. Ama senetine karıştırılıyor. Şimdi geliyor baştakine. Sen diyor 10 adı şey okudun diyor. Birini şunu okudun. Bakın hemen böyle. Şu okudun senedini. Birinci hep sırasını bilmiyorum. Sen bir an şunu okudun. Sen de şerif yaptın. Yanlış onun senede bu şey böyle. İkinci şunu okudun. Bak. Hadise biliyor.
Bir tane okudu oldu ki almış aldı. Onu böyle. Okulam böyle. Sırasında böylece. Onu sayıyor. Geçiyor. Yüzünü muhtemelen böyle. Diyorlar ki bunun için artık diyorlar böyle bir alim gelmez muhtemelen bu alim aslında böyle böyle. Adı Şerif muhtemelen ben. Kitabımı yazarken bu muhtemelenler. Biliyorsunuz Sahih Buhar diye bir kitabı vardır böyle. Bunu yazarken her adı Şerif'te. Önce Gecde. Toplu muhtemelinde. Kayıt adımlarına böylece. Hep gayet sahih böyle. Yani rivayetleri, senedi, hepsi gayet sahih böyle böyle. Seçti bunları. Altı imadı şeriften bunları seçti yani böyle. Ama ne yaptı? Yazacak bunları şimdi. Tabi o zamanki defterler var ama kaba defterler böyle. Yani mürekkep dağıldı. Mürekkep o zaman böyle. Kamış yazacak onlara bu şekilde. Hem yazma muhtemelen böyle. Adı şey baktı, yazacak bunu böyle. Gusül aldı muhtemelen böyle. İki işte namazı kıldı. Oturdu gözünü kapadı. Ya Resulallah, bu adı şey sen söylemişsin, haksa bunu yazayım buraya. Kapadı gözünü muhtemelen böyle. Eğer peygamberimiz sana görünüp de yaz ya imam derse, ben sana çıkıp yazıyorum muhtemelen böyle. Görmezse yazmıyorum muhtemelen böyle. Böyle yazmışlar böyle böyle. Yani din ucuz değil bu din muhtemelen bakın böyle bak. O ikinciye geçiyor. Tabi gusül aldı. Namaz kıldı. İhtar yaptığını yazdı. Zaman geçti mi böyle. İkinciye geliyor şimdi böyle. Okuyor bunu yazacak. Yani yeni bir gusül. Bak muhtemelen böyle. Gusül yani böyle. Resulullah ihtar kolu yapamıyor muhtemelen böyle. Yetmiyor yaptığını muhtemelen böyle. Yine bir gusül alıyor böyle. İki yata ihtar namazı kılıyor. Yavaş yavaş. Önünü kapıyor. Ya Resulallah. Sen bana söylersen yazayım bunu. Bekliyor, bekliyor. Ve hemen buna yaz sözü yaz, göndererek bazen böyle. Ya yaz, üktüp deyince yazın muhtemelen, yazın muhtemelen böyle. Bir de çok fakirdi muhtemelen böyle. Çoğu zaman ay içinde yazardı kitap muhtemelen böyle. Gel uyuyamazdı geceleri böyle. Günümüzde çok gelen ziyaretçi böyle. Vakti bulamıyorsunuz böyle böyle. Hadi öğrenmeye gelenler, okumaya gelenler, doğru mu diye buna doğrultmaya gelenler günü vakit bulamıyordu. Gece de çok zamanlar evin önünde, bahçede, ay ışığında yazdı muhtemelen böyle böyle. Yani hadisler bu kadar kıymete bakıyor muhtemelen böyle hadislerle böylece. İnşallah Rabbimiz yerde nasip etsin Peygamberimizin muhteremler sözlerini cennet dinlemeyi inşallah muhtemelen böyle. Yani ancak o önümüzde ümit. Ümit muhtemelen böyle. Ümit böyle yani. Yani inşallah Peygamberimizin sözlerini hadi dinlemek böyle. Cennetten nasip olsun abi inşallah muhteremler. Yani cennetten tatlı muhterem böyle. Tatlı muhterem böyle. Yani dünyada bile mesela şimdi bir yerde bir ziyafet olsun. Yeme işimi böyle gayet güzel en güzel şey olsun böyle. Bir Allah dostu olsa bir evli olsa muhterem böyle. Şey bir abi sohbet ederse çok tatlı gelir muhterem böyle. Yani ağaçta gider muhterem insan böyle. Ağaçta gider insan böyle. O ruhsal manevi fiiz muhtemelen böyle böyle. Bu şekilde. İşte buna tatmaya çalışmak lazım muhtemelen böyle. Lazım böyle. Namazdan bir şey almaya gerekiyor namazdan muhtemelen böyle. Yavaş kılmak gerekiyor, güzel kılmak gerekiyor böyle. İmam Şafii Hazretleri kitaba bakınca muhtemelen böyle, bakarken böyle bir tarafını kapatıyormuş bir şeyleri böyle. İkisini böyle görmeyeyim diye muhtemelen böyle. Bir bakıyor sayfaya, okumuyorum böyle. Tamam, onu aldım muhtemelen böyle. Bir unutmamak üzere böyle. Kapıyor, ondan sonra öbür tarafa bakıyor. Onu alıyor bu şekilde. Yine de kendi biraz şey görüyor böyle muhtemelen. Hafızasını. Yani biraz daha kuvvetli olsa böyle. Yani aklım kaldı ben. Yani bir sayfaya, bir de o günkü el yazısı okumak zor muhtemelen böyle. Yani matbu değil. Şimdi matbu olsa artık kolay okunur değil mi? Mesela böyle. Matbu yok tamamen böyle. Ben mesela not alamıyorum el yazımı. Kine yazımı okuyamıyorum orada okunur. Acele de böyle. El yazımı tamamen böyle. Sonra kağıt, adi bir kağıt. Kamış kalem. Onu bir boyalı suya batırıyor. Tabii dağılıyor cevabında. Bozuyor şey yapıyor. Onu okumak da mesela okunur tamamen böyle. Yani okumak da mesela ondan böylece. O gün şartları bilmesek anlamayız meselemizi böyle. Bak, bir sene kapatıyor, bir daha bakıyor böylece. Hemen tamam.
olduğu gibi yazı da anlamda yoksun böyle. Gidiyor bir muhterem zata gidiyor. Bana da dua eder misin? Neden? Hafızan biraz daha kuvvetlense diyor. Az bunu göre böyle. Ne diyor buna muhterem? Dua etmiyor da haramdan daha sakın gözünü diyor muhterem böyle. Haramdan gözünü daha sakın. Neler vardı muhtemelen böyle? Haramdan daha sakın, haramdan muhtemelen böyle ya. Rabbim seyyidi kullar sevindir inşallah muhtemelen. Rabbim peygamberi komşusundan cennetine inşallah. Hepimiz inşallah. İlahi Teala Fatiha.